Pardon ya, siz yemeğinize bakın. Nefis görünüyor pilav. Pilavı sen mi yaptın Deniz? Evet. Otobüse binmeye tırsıyorum. Deniz olanlara bak. Ya onların hepsi çocuktu. Ürkütücü ama. Orada mı abi? Kim? Çocuk orada yatıyor mu hala hani içinde? Niye bu çocuk hala orada mı? Gitti. Ne? Kalktı gitti mi yani? Ne diyorsun sen? Ya anne ne yapıyorsun? İyi de sor geç. Evine kendi işinde gidiyor bir adam. Sakallı. Çocuk falan değil. Hiçbir şeyden haberi yok. Çocukları var. O yüzden çok korkmuş. En az tutuyor şimdi. Yani o... Onun işlenceği. Hemen yüzünde maske vardı. Adam da öyle mi? Evet adam. Yetişkin bir adam. Dur bakalım. Sana da o zaman ayar değil mi? Aa süper. Çok tatlı bir kadın değil mi? Süper. Ama şimdi senin de adapte olman lazım. Aa. Peki. O zaman şöyle yapalım. Elini koyan, sanat için gönülden, yürekten çalışan insanlar bunlar. Tümüne teşekkür ediyorum. Bu vizyonu da destekleyen, önünü açan belediye başkanımız Harman Çiğfuray. Öncelikle kutlar. Yani evet, sevgili Aliye'nin ifade ettiği gibi belki dünya için oldukça sıradan ama bizim için yeni bir konseptte, bambaşka bir ortamda, sadece bir kurguyla izlediğimiz, benim için de oldukça farklıydı ama çok başarılı bulduğum, bunun başka bir deneyim olduğunu, bunun seyirciye daha farklı geçtiğini düşündüm, bir ortam yaşattılar hepimize. Elbette Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, sevgili Aliye'nin de ifade ettiği gibi hem toplumsal sorumlulukla hem de sanat sorumluluğuyla hareket etmeye devam edecek. Ben bu oyunun da, bundan sonra oynanacak oyunların da bu ülke için bir farklılık yaratacağına inanıyorum. Ve bu akşam burada bizimle birlikte olan herkese, tüm oyuncu arkadaşlarıma, bütün kurgu ekibine, bütün oyunculara, herkese teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.